Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtulduğumuz gün olan kutlu Ramazan ayımızı Rabbim hayırlara tebdil eylesin. Bu ayı, bu günleri büyük bir gayretle, büyük bir çabayla sarf eden, harcayan gayretli kullara selam olsun. Bu kadar güzel bir nimeti, bu kadar feyizle dolu günleri bizlere emanet buyuran iki cihan serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat ve selam olsun. Ramazan iklimini bu ayda esen manevi esintileri Rabbim daim eylesin. Ömrümüzü Ramazan eylesin ve Ramazan'la birlikte de Rabbim tüm ömrümüzü böyle güzel eylesin. Değerli kardeşlerim, insan dünyada yaşar da yaşadığı bu hayatın hesabını, muhasebesini iyi yapmalıdır. İnsan üzerinde yaşadığı bu dünya hayatını fani olduğunu, geçici olduğunu, asla burada kalamayacağını bilmelidir. Yunus Emre'nin ifadesiyle bu dünyaya kanmayalım, fanidir aldanmayalım, bir iken ayrılmayalım, gelin dosta gidelim gönül buyurmuş. Öyleyse üzerinde yaşadığımız türlü türlü hayallerimizin, hedeflerimizin, planlarımızın olduğu bu dünya hayatı en nihayetinde bizim ayaklarımızın altından bir gün çekilip alınacaktır. İnsan yaşadığı bu dünyadan, ayağını güvenle bastığı bu dünyada bir gün buradan gideceğini, buradan ayrılacağını bilmelidir. İnsan şu gördüğümüz dünyada yolcudur. Yolcu yolunda gerektir. Ve yolcunun da bu yolda azığı, hazırlığı, iyaşesinin de olması gerekir. Çok kısa mesafelere veya çok uzun mesafelere yolculuklar yaptık. İnsan bu dünyada yolcu olması münasebetiyle ana rahminden son demine kadar yolculuğu iliklerine kadar hisseder. Ana rahminden indik pazara, bir kefen aldık gittik mezara diye özetlenen insanın bütün macerası, bütün bir hikayesi ana rahminden dünyaya düşmesiyle başlar ve en nihayetinde dört kişinin omzuyla birlikte bir tabutun içerisinde bu dünyadan gerçek bir dünyaya göç eder. Bu dünya gelmeli gitmeli bir dünya. Bu dünya iki kapılı han olan bir dünya. Gelen gider, giden gelmez, iki kapılı handır bu dünya diye özetlenen, üzerinde çok da kıymet verilmesi gereken bir yer değildir bu dünya. Ama bu manada elbette ki ahiretimizi kazandığımız yer olan bu yurt
ekilmesi, burada ahirete hazırlanılması gerekir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeden ve tezevvedu fe inne hayra zâdi takve buyrulur. Azık hazırlayınız. Dünyada yolculuklardan nasıl gıda hazırlığı yapıyor iseniz, ahiretin menzillerinden kabre, mizana, hesaba, kitaba hazırlık yapınız. Azık hazırlayınız. Azığınızı hazırlamadan yola çıkmayınız buyurarak, azıkların en hayırlısı da takva hazırlığıdır. Nedir takva değerli kardeşlerim? Allah'tan hakkıyla sakınmak, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını sorumluluk bilinci ve şuuru içerisinde yaşamaktır. İslam son din olması münasebetiyle ne güzel bir dindir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizlere bıraktığı miras, bu nimet-i İslam ne güzel bir dindir. Bu dini yaşayan, hayatını bu din üzere yaşamaya gayret eden, hayatını Allah'a adayan, Allah için hayatını yaşayanlar ne güzel insanlardır. Öyleyse insan dünyada yaşarken üzerinde dönen zaman çarkını, insanı öğüten, insanı bitiren zaman konusunda elbette ki insan bu hesabı yanlış yapmıştır. Hepimizin bildiği, malumunuz çok sık okuduğumuz, çok kısa bir sure olan vel asri innel insane lefi husrin ayet-i kerimeleri, işte dünyada hayatını sadece yeme içme için harcamayan insana Allah böyle bir sınır koymuştur. İnsan zamanı değerlendirme konusunda hüsrana, yanlışa ve aldanmaya düşmüştür. Yaşadığımız çağımız, şu gördüğümüz dünya, değerli kardeşlerim, ahir zamandır. Güvenme zaman, ahir zamandır. Amelin, imanın, ihlasın, samimiyetin, duan yoksa halin yamandır. Aldatır dünyanın yalan ziyneti. Bizi kurtaracak olan imandır, ameldir değerli kardeşlerim. Öyleyse insan dünyada hayatını sürdürürken yolcu olduğunun farkında olmalı ve yolun azığını hazırlamalıdır. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla bizlere şöyle ifade buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ittekullah vel tenzur nefsün mâ gaddemet li gadin vettekullah. Ey hayatlarını imana taşıyan kullarım, imanla hayatlarını taçlandıran kullarım, Allah'tan hakkıyla korkunuz. Herkes Allah'tan korkması münasebetiyle de yarın kadar yakın olan ahireti için, ebedi hayatı için hazırlık yapsın, bir hazırlık görsün ve yine tekrar ayet-i kerimenin devamında Allah'tan korkunuz, bu konuda yani ahirete hazırlık konusunda da Allah'tan korkunuz ve Allah'tan sakınınız. Allah
bütün yaptığımız her şeyi gören ve bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Rabbul Alemin Ramazan hayatımızı güzelleştirsin. Rabbul Alemin bu aydaki gayretimizi ziyadeleştirsin. Değerli kardeşlerim, bizi cennete götüren şey en başta iman mevzudur. İnsanın dünyada en önemli meselesi Allah'ı tanıması, Allah'ı bilmesi ve yürekten ona bağlanmasıdır. İnsanın dünyada tek gayesi budur ve insan bu gaye etrafında hayatını sürdürmelidir. Eğer cenneti kazanacaksa, eğer ebedül abad olan cennete kavuşacaksa hayatını imana yönlendirmelidir. İman kalbe huzur, Allah'ın bilinmesi ve tanınması insana bir sekinet ve ömre en güzel bir ölçüdür. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir mecliste otururken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Eyyünnez hayrun, demişler ki insanların en hayırlısı kimdir ya Resulallah? Efendimiz buyurmuş. Demiş ki men tale umruhu ve hasuna ameluh. Ömrü uzun olan fakat ömrü uzun olmakla birlikte ömrünü güzel amellerle süsleyen kişidir buyurmuş. Demek ki insan akil olmalı. Demek ki insan dünyada ahiretini kazandıracak güzel amellerle hayatını sürdürebilmeli. Devam etmişler. Eyyünnez şerrun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hangi insan dünyada daha hayırlıdır sorduğunda o cevabı alınca Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar yeniden o bilgiyi almaya çalışmışlar ve sormuşlar eyyünnez şerrun, hangi insan daha şerlidir, dünyada hangi insan daha şerlidir diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men tale umruhu ve se'e ameluh, ömrü uzun olan fakat bu nisbetle ameli kötü olan insan şerli insandır buyurmuş. Demek ki Rabbimiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın aklını, kalbini, ruhunu, bedenini terbiye ediyor. Demek ki İslam'ın son mesajları insanın ruhuna adeta huzur veriyor. İyi insan nedir, kötü insan nedir dediklerinden bize çok önemli bir bakış açısı sunan dinimiz meseleyi böyle anlatmaktadır. Ömür Allah için olursa güzeldir. Hayat Allah için yaşanırsa saadettir. Secdeye varmayan bir baş ne işe yarar? Allah için zikretmeyen bir kalp, Allah'ı anmayan bir kalp ne işe yarar? Allah için çalışmayan, Allah'a gayret etmeyen bir vücut, bir beden ne işe yarar? Öyleyse hayatın anlamı, varlığımızın gayesi Allah'a kulluktur. Kulluk da değerli kardeşlerim elbette ki salih amellerle desteklenmelidir. İman kalpte yaşanan bir hadisedir. İnsan
kalbindeki imanın güzelliğiyle hayatını idame ettirir. Salih amel ise insanın içindeki güzelliğin dışa yansımasıdır. İman salih amellere dönüşmelidir. İnanan insan inandığı Rabbine verdiği sözleri yerine getirmelidir. O vesileyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bakın bizlere bu güzel günlerde şu güzel hadisimizi ifade buyuruyor. Ele tesma'u, beni dinlemez misiniz? Beni dinler misiniz? Ubudu rabbekum, sizi yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Ve sallu hamseküm, beş vakit olan namazlarınızı kılınız. Ve sumu şehreküm, yılda bir kez gelen Ramazan ayı orucunuzu hakkıyla tutunuz. Ve eddu zekate emvalikum, Rabbimizin bizlere vermiş olduğu tüm rızıklardan, mallardan zekatlarınızı veriniz. Ve ati'u za emrikum, ve başımızda bizleri idare eden idarecilerimize de itaat ediniz. Sonunda ise adeta bütün bunları hakkıyla eda eden müminlere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam atamız Adem'in cennetini göstermektedir. Tedhulu cennete rabbikum, Rabbinizin cennetine de bunları yaptığınız müddetçe giriniz buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Teala Hazretleri ve sari'u ila mağfiratum min rabbikum ve cenne, Rabbimiz bizleri affa, lütfa, inayete, yardıma ve rahmete çağırmaktadır. Ve yine Rabbimiz bizleri selamet yurdu olan, esenlik yurdu olan, güven içerisinde yaşayacağımız dostlarımız ve ahbaplarımızla birlikte huzur içerisinde kalacağımız genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete çağırmaktadır. Bu davet ne güzel bir davettir. Daveti yapan ev sahibi ne güzel bir ev sahibidir. Cennette ağırlanan müminler ne güzel gayret göstermişlerdir. Rabbim tüm çabalarımızı, tüm gayretlerimizi Allah için olanlardan eylesin. Rabbim Allah'ın rızasını kazanacak amelleri bizlere lütfeylesin. Bu dünyanın zahmetine katlanıp, bu dünyanın musibetine, bu dünyanın taatına sabredip, bu sabrın karşılığı olarak verilen cennete hakkıyla girenlerden eylesin. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir beşerin aklına getirmediği Rabbul Alemin'in salih kulları için hazırladığı cenneti dünyada kazananlardan eylesin. Rabbim Ramazanımızı, oruçlarımızı, iftarlarımızı, sahurlarımızı, gecelerimizi, gündüzlerimizi, susuzluğumuzu ve en nihayetinde Allah için aç kalışımızı Rabbim kabul eylesin. Tüm yaptıklarımızı ahseni kabul ile kabul eylesin. Rabbim Ramazan iklimini, Ramazan'da aldığımız bu güzel havalarımızı diğer Ramazanlara da ulaştırsın. Allah'a emanet olunuz.